Burada gördüğümüz 50 mililitre 0,2 molar asetik asit çözeltisinin titrasyonundan elde edilmiş titrasyon eğrisi. Bu çözeltiye 0,05 molar sodyum hidroksit ekliyoruz. Burada y eksenine yine pH'ı, x eksenine ise eklediğimiz bazın mililitre cinsinden hacmini koyuyoruz. A şıkkında bize asetik asit çözeltisinin baz eklemeden önceki pH'i soruluyor. Yani sodyum hidroksitin hacmini 0 ml kabul edebiliriz. Burada sadece zayıf bir asidin denge problemini düşünmemiz gerekiyor. Buradaki zayıf asit asetik asit değil mi? Hatta asetik asit de suyun içinde bulunuyor. Asetik asit H2O'ya bir proton verdiği zaman H2O'nun H3O artıya dönüştüğünü biliyoruz. Asetik asitte proton kaybettiği için CH3 COO eksiye yani asetat anyonuna dönüşüyor. Asetik asidin başlangıç derişimi 0,2 molar. Yani burası 0,2 molar. Şimdilik yani başlangıçta burada hiçbir ürünümüz yokmuş gibi yapalım. Bu aslında zayıf asitlerin dengesi adlı videomuzda yaptığımız şeyle aynı. Sonra da değişime bakalım. Asetik asit asetata dönüştüğüne göre asetik asitin derişiminden ne kaybediyorsak asetat için onu kazanıyor olmalıyız. Dolayısıyla aynı şeyi hidronyumun yani H3O artının derişimi içinde kazanmalıyız. Bu durumda dengeye geldiğimizde dengedeki derişimler burası için 0,2 eksi x, burası için artı x, burası için de artı x olmalı. Bundan sonra KA için gereken denge ifadesi de yazabiliriz. KA eşittir ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimi. Bunun için ayrı bir videomuz olduğuna göre buraları biraz hızlı geçeceğim. Bu yüzden bence bu videoyu izlemeden önce zayıf asitlerin dengesi adlı videoyu da izlemiş olun. O zaman burası x çarpı x olacak. Yani iki tane x yazmamız gerekiyor. Ürünler bölü reaktantlar yapıyorduk değil mi? O zaman burası da 0,2 eksi x olacak. Suyu denge ifadesinin dışında bıraktığımızda burası sadece 0,2 eksi x oluyor. Eğer x'in 0,2'ye göre çok çok küçük bir sayı olduğunu kabul edersek, 0,2-x'i sadece 0,2 olarak alabiliriz. Şimdi bu ifadeyi baştan yazalım. x kare bölü 0,2 eşittir ka. Asedik asidin ka'sı da 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. Artık bu hesaplamayı yaparak x'i bulabiliriz. Tabii ki öncelikle hesap makinemizi çıkartalım. Öncelikle 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'i 0,2 ile çarpmamız gerekiyor. Sonuç 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bu sayının karekökünü bulduğumuzda x'i de bulmuş olacağız. Demek ki x 0,019'e eşitmiş. Buraya da yazalım. x eşittir 0,0019. x hidronyum iyonlarının derişimine eşittir. Bunu söylemiştik. Öyleyse bu değer hidronyum iyonlarının dengedeki derişimini gösteriyor. Eğer elimizde hidronyum iyonlarının derişimi varsa pH'i bulmak kolay. Tek yapacağımız pH hesaplamalarında bu derişim değerlerini kullanmak. Hatırlayalım. pH hidronyum iyon derişiminin negatif logaritmasına eşit demiştik. O zaman 0,0019'u alıp bu denkleme yerleştirip pH'ı bulabiliriz. Tekrar hesap makinemizi alalım. Eksi log 0,0019 bize pH'ı verecek. Cevabımız 2,72. pH'ımız 2,72'ye eşitmiş. Demek ki 0 mililitre sodyum hidroksit için asetik asit çözeltisinin baz eklemeden önceki pH'ı 2,72'ye eşitmiş. Şimdi bunu bir de titrasyon eğrisinde gösterelim. 0 mililitre baz için buraya geliyoruz. Bu bizim ilk noktamız zaten değil mi? Bu noktaya A diyelim. Bu nokta pH olarak 2,72'yi temsil ediyor olmalı. Evet. Artık biraz sodyum hidroksit ekleme zamanı geldi. B şıkkında bize 100 mililitre 0,05 molar sodyum hidroksit çözeltisi eklersek pH'ın ne olacağı soruluyor. İlk olarak kaç mol baz eklediğimizi bulalım. Eğer sodyum hidroksitin derişimi 0,05 molarsa çözelti içindeki hidroksit iyonlarının derişimi de aynı olmalı. O halde çözeltideki hidroksit iyonlarının derişimi de 0,05 molar. Molarite mol bölü litreye eşit. Buraya da yazıyorum. Yani 0,05 eşittir mol bölü litre. 100 mililitre kaç litre eder? Virgülü 3 basamak sola kaydırırsak 1, 2, 3, 0,1. 100 mililitre 0,1 litre ediyormuş. Mol sayısını bulmak için bu iki sayıyı çarpmamız gerekiyor. 0,05 çarpı 0,1. Çıkan sonuçla hidroksit iyonlarının mol sayısının 0,005 olduğunu bulduk. Böylece asetik asit çözeltisine kaç mol hidroksit iyonu eklediğimizde bulmuş olduk. Peki başlangıçta kaç mol asetik asit vardı? Öncelikle titrasyon erisine geri dönerim ve başlangıçta bize verilenlere bakalım. 50 mililitre 0,2 molar asetik asit çözeltisi ile başlamıştık. Bunları bildiğimize göre kaç mol asetik asitle başladığımızı bulabiliriz. Asetik asitin derişimi 0,2 molar. Bu da aynı şekilde mol bölü litreye eşit. Başlangıçta 50 mililitre yani 0,05 litremiz vardı. 0,2'yi 0,05 ile çarparsak 0,01 mol asetik asit elde ederiz. Bu da başlangıçtaki mol sayımız olur. Şu anda elimizde bir asit ve bir baz var. Asidimiz asetik asit. Bazımızda hidroksit iyonları. Hidroksit iyonları çözelti içindeki asidi nötralleştirmeye başlayacak. Dolayısıyla burada bir nötralleşme tepkimesi elde edeceğiz. O zaman neler olacağını da yazmaya çalışalım. Çözeltinin içindeki asit asetik asit. Biz de bu çözeltiye hidroksit eklemeye başlıyoruz. Hidroksit asetik asitteki asidik protonu alacak. İşte buradakini. Böylece OH eksi ve H artı H2O'yu oluşturmuş olacak. Hidroksit, asetik asetteki protonu aldığı zaman geriye asetik asitin eşlenik bazı yani asetat anyonu kalmış olacak. Demek ki burada aynı zamanda CH3COO eksi de elde etmiş oluyoruz. Neyse. Başlangıçta elimizde neler vardı? İlk olarak 0,01 mol asetik asit. Buraya onu yazalım. 0,01 mol. Ayrıca buraya 0,005 mol hidroksit eklemiştik. Hidroksit anyonları asetik asidi nötralleştireceğine göre bütün hidroksitleri kaybedecek olmamız gerekiyor. Yani hepsi tepkimeye girecek. Hepsi tepkimeye girdiği için geriye hiçbir şey kalmayacak. Diğer bir deyişle bu miktardaki hidroksit aynı miktardaki asetik asidi nötralleştirecek. Öyleyse bu kadar miktarda asetik asit kaybetmiş olacağız. 0,1 0,005 bize 0,005 mol asidin kalacağını gösteriyor. Kalan miktarı hidroksit tarafından tüketilmemiş miktar olarak da tanımlayabiliriz. Bu kadar asetik asit kaybettiğimize göre aynı miktarda asetat anyonu kazanmamız gerekir, değil mi? Burada sıfırla başlamışsak aynı miktarda kazanmış olacağız. Yani 0,005. Bu yüzden nötralleşme tepkimesinin ardından 0,005 mol asetat anyonuna sahip olacağız. Bundan sonra asetik asitle asetat anyonunun derişimlerini bulmamız gerekiyor. İkisinin de mol sayısını biliyoruz. Ama hacimlerini bulmamız gerekiyor. Bunu bir düşünelim hatta soruya geri dönelim. Elimizdeki çözeltiye 100 mililitre bazı eklemiştik değil mi? Başlangıçta da elimizde 50 mililitre asetik asit çözeltisi vardı. 100 artı 50 toplamda 150 mililitre çözeltimiz olmuş. Yeni hacim 150 mililitre. Bu da 0,15 litreye eşit olur. Virgülü yine sola kaydırdık artık derişimleri de bulabiliriz. Mol sayısını ve hacmini bildiğimize göre nötralleşme tepkimesinden sonra elimizde kalan asetik asidin derişimini bulabiliriz. 0,005 mol vardı değil mi? Hatta onu da buraya yazalım. 0,005 mol. Hacim ise 0,15 litre. Artık hesaplamayı yapabiliriz. Hesap makinesine göre 0,005'i 0,15'e bölersek elde edeceğimiz değer 0,033 olacak. Derişim 0,033 molarmış. Asetik asidin derişimini bulduk. Peki çözeltideki asetat anyonunun derişimi kaç? Sayılara bir bakın. Değerler aynı mol sayısı 0,005 bölü hacim. 0,15 litre. Aynı hesaplama olduğuna göre bu derişimde 0,033 molar olmalı. Zayıf asitle eşlilik bazının derişimlerinin eşit olduklarını bulduk. Aslına bakarsanız bu durum bana tampon çözeltileri hatırlattı. Burada oluşturduğumuz şey de aslında bir tampon çözeltisi hidroksit iyonlarını yavaş yavaş asidik çözeltinin içine eklerken aslında yavaş yavaş bir tampon çözelti hazırlamış oluyoruz. Elimizde de eşit molaritede asit ve eşlenik baz oluyor. Buradaki amacımız çözeltinin pH'ını bulmaktı. Elimizde bir tampon çözelti olduğuna göre henderson hasselbach denklemini kullanarak işimizi kolaylaştırabiliriz. Önce bu denklemi hatırlayalım pH eşittir pKa artı log A eksenin derişimi bölü HA'nın derişimi. Asetik asitin Ka değeri 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşitti. Daha önceki videolarda bunlardan bahsetmiştik. Pka da sadece bu sayının negatif logaritmasına eşit. Şimdi de hesap makinesiyle bu değerleri kolayca bulabiliriz. Eksi log 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Eşittir 4,74. Demek ki pKa 4,74'e eşitmiş. Bu değeri hemen Henderson-Hasselbalch denklemine yerleştirebiliriz. pH eşittir 4,74 artı log eksi bölü haşa. Buradaki A eksi asetat olduğuna göre derişimi 0,033. Bunu bir de haşanın yani asetik asidin derişimine bölmemiz gerekiyor ki o da 0,033. O zaman burası log 0,033 bölü 0,033 olacak. Bu taraf 1'e eşit. Yani bulmamız gereken değer 1'in logaritması. Aslında log 1'in neye eşit olduğunu biliyor olabilirsiniz. Ama ben yine de hesap makinesiyle göstermek istiyorum. Log 1 0'a eşit. Yani bu bölüm 0'a eşit oluyor. Öyleyse pH eşittir. 4,74 artı 0. Kısaca pH 4,74'e eşit. Bu aslında titrasyonun yarı eşdeğerlik noktası. Sonuçta asitlerin yarısını tüketmiş olduk değil mi? Yarısı da hala çözeltinin içinde. Henderson-Hasselbach denklemi sayesinde de bu noktada pH'ın pKa'ya eşit olduğunu görmüş olduk. Evet bu noktayı bir de titrasyon eğrisinde bulalım pH 4,74'e eşit. Yani 100 mililitre baz ekledikten sonra pH 4,74'e eşit oldu. Şimdi bu eksende 100 mililitreyi bulalım. İşte bu da bizim ikinci noktamız oldu. B şıkkında bizden isteneni bulmuş olduk. Hesaplamalarımıza göre bu noktadaki yaklaşık pH değeri 4,74.